Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın hazırladığı Madenciler Dünyası başlıyor. Evet sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı adına yapmış olduğumuz bu programda bugün efendim Kozaltın İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın İsmet Sivrioğlu bizimle birlikte. İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz Estağfurullah. Için. Estağfurullah. Ne demek? Keyifle. Aynı zamanda Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Ve yine Avrupa Birliği'nde de bir şapkanız var. Orada da bir çalışmanız var. Evet. Onu da bize aktarırsanız çok sevinirim. Ve sizi şöyle bir kısaca tanıyalım. Daha sonra konumuza dönelim. Peki ben... kimya mühendisiyim aslında. Uzun yıllar hem kimya sanayinde hem de madencilik sektöründe çalıştım. 30 yılı aşkın süre devlet görevlisi olarak, Etibank'ın bir elemanı olarak mühendis seviyesinden çok daha üst seviyelere kadar çalıştım. Eti Maden İşletmeleri şimdiki adı olan işletmede de 10 yıllık genel müdürlüğümde var ayrıca. Ve Çayalıbakır işletmelerinde 4 yıl yönetim kurulu başkanlığı da yaptım. Daha sonra kamudan ayrılıp özel sektörde çalışmaya başladım. Bu Bergama'da Eurogold firmasında. Daha sonra tabii Eurogold el değiştirdi. Başlangıçta Kanada, Fransa ve Avustralya şirketiydi. Sonra Normandy oldu. Avustralya şirketi. Daha sonra Newmont'la Normandy birleşince Amerikan şirketi oldu. Ve 2005 yılında da İpek grubunun satın almasıyla Türk şirketi haline geldi. 2005'ten beri de Koza İpek grubuyla birlikte çalışıyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz kendinizi bu şekilde bize tanıttığınız için. Şimdi tabii Koza Altın İşletmeleri dendiği zaman biz burada belli oluyor ki bu hafta altını konuşacağız, altın madenini konuşacağız. Ve altın deyince herkesin Türkiye'de gözleri şöyle bir ışıldıyor. Sanki siz de böyle altınla iç içe çalışan biri gibi buradasınız. Bize biraz altını anlatsanıza. Altın tabii. Nedir? Önce o konuda bir bilgi alalım. Altın kıymetli bir metal. Yani platin, gümüş, paladyum gibi kıymetli metallerin en tanınanı altındır. Altın parlaklığı ve eşsiz güzelliğiyle binlerce yıldır insanın peşinden koştuğu bir meta. Bir de bir yatırım aracı olarak görülür değil tabii mi? Onlara arz edeceğim. Altın uğruna savaşlar olmuş, altın uğruna bir takım sorunlar çıkmış ama insanlık hala da altına önem veriyor ve altının peşinde koşuyor. Tabii altının bu estetik güzelliklerinin yanı sıra bir takım özellikleri de var. Bir kere çok ince tel haline çekilebiliyor. Bir ons altından 5 mikron kalınlığında 80 kilometre tel çekilebiliyor. 80 kilometre. Ayrıca çok ince levha haline getirilebiliyor. Bunun dışında kimyasal maddelere karşı oldukça dayanıklı, hava şartlarına, korozyona dayanıklı. Bu yüzden de altın bozulmuyor, yok olmuyor, olduğu gibi kalıyor. Hatta bizde böyle bir atasözü vardır, altın çamura da düşse altındır evet. Derler değil mi? Evet, öyle. Tabii altının tarihçesi oldukça eski. Yani milattan önce 5000-6000 yıllarında ait yapılan kazılarda altın bir takım geveşler bulunuyor dünyada. Bilhassa Mezopotamya'da, eski Mısır'da geniş çapta kullanılmış. Orta Doğu'da. Tabii genelde. Orta Doğu'da. Ve para olarak ise Lidya Kralı Krezus'un milattan önce 550 yılında ilk altın sikkeyi bastırdığını biliyoruz. Ve ondan sonra da altın artık hemen hemen her yerde kullanılmaya başlanıyor. Tabii altının kullanıldığı yer deyince önce kuyumculuk ve mücevherat geliyor. Evet, vazgeçilmez. Kadınların evet. Vazgeçilmezi. Kadınların da ondan sonra... Erkeklerin de artık. Erkeklerin de vazgeçilmez. Çünkü dediğim gibi bozulmuyor, özelliğini kaybetmiyor. Soy metal olması hasebiyle
Ve aşağı yukarı altının %50 kadar, üretilen altının %50'si bu kuyumculuk ve mücevher sanayinde dünyada kullanılıyor. İkinci olan alan da para ve yatırım aracı olarak. Bunun da %'si aşağı yukarı %35 kadar da para ve yatırım aracı olarak kullanılıyor. Ve dünyanın hemen hemen her yerinde altını insanlar kabul ediyor yani. Belki bazıları doları istemiyor, bazıları şeyi istemiyor, euroyu istemiyor ama altını her yerde kullanabilirsiniz. Yani şunu şöyle söyleyelim, cebinize Türk lirasını aldınız, koydunuz, dünya kadar paranız var, zenginsiniz. Evet. Gittiniz ama altın koyduğunuz zaman daha garanti. Tabii daha garanti ama tabii altını o kadar şey yapan yanınızda götürme imkanınız o tabii canım, yok. Tabii, ülkeler girişlerde bir takım yani kısıtlamalar getiriyor. Mutlaka ben bu şekilde olarak söylemiyorum. Yani en azından altının her ülkede bir karşılığı var. Tabii değer olarak var. Dolayısıyla altın ticareti de dünyada büyük çapta gelişti. Şimdi altın üretimine bakarsak dünyadaki mesela 2014 yılında 3100 ton altın üretilmiş. Fakat altın alım satım hacmi çok çok daha fazla. Yine aynı yıl 2014 Reuters'ın bildirdiğine göre 589 bin ton altın alım satımda kullanılmış. Yani çok el değiştiriyor. Çok el değiştiriyor. Bu çok önemli, evet. Ve bu da ciddi bir ticaret. Tabii 22 trilyon dolar dünyadaki hacmi. Sadece Londra'da 5.9 trilyon dolar. Orada 153 bin ton kadar bir altın alım satımı yapılmış 2014'te. Dünya tarihinde üretilen tüm altının aşağı yukarı 183.600 ton olduğu hesaplanıyor. Tabii tahmini hesap bu. Dikkat ederseniz onun 3 katı, yani tüm üretilen altının 3 katı bir yıl içinde dünyada el değiştirmiş. Çok önemli yani. Evet. Herhalde böyle bir başka bir metal yoktur alım satıma. Yok tabii, yok tabii. Tabii diğer metallerin miktarı çok fazla tabii, bir demirin şeyin bakın. Onların çok miktarı fazla. Ama, el değiştirme oranı açısından. Evet. Aynen. Öyle. Peki şunu sorabilir miyim? Bu arada müsaadenizle efendim, bize bu konuda soru sormak isteyen izleyicilerimiz var ise hemen ben adreslerimizi bir kez daha tekrarlayayım. nilbunetcemmedia.com bizim mail adresimiz, nilbunetcemmedia.com. Etnebakkaloglu Twitter adresimiz, etnebakkaloglu ve Facebook'tan da Nilgün Bakkaloğlu adresinden de yine bana yazabilirsiniz. Sorularınızı da cevaplarız buradan. Şimdi altının, özür dileyerek şunu sormak istiyorum. Çıkarılma yerleri olarak dünya üzerinde haritaya bir baktığımız zaman nerelerde fazla? Ya da şimdi, nerelerde yoğunluk tabii var? Tabii uzun yıllar Güney Afrika birinciliği götürüyor. Dağılım daha. Yani orada, evet, oraya mı biraz? Oradaydı. En büyük altın üreticisi Güney Afrika'ydı ama şu son yıllarda Çin oldu en büyük altını. Peki ne oldu? Bizden mi keşfettiler altını? Tabii Çin'in gelişmesine bağlı olarak Çin zaten zengin bir ülke. Doğal kaynakları çok fazla olan, hem nüfusu fazla hem doğal kaynakları fazla olan bir ülke. Bir de onları da değerlendirmeyi de tabii, biliyorlar. Tabii. Altın üretiminde şu an bir numara Çin. Ondan sonra Rusya geliyor, Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Kanada, Avustralya, yine Güney Afrika ve Peru en çok altın üreten ülkeler bunlar. Ve dediğim gibi 3100 ton 2014 yılının altın üretimi. Yine şeye devam edersek altının kullanıldığı yerlere geri kalan o %15'lik kısım da sanayide kullanılıyor. Yani sanayi, teknolojide. Tabii teknolojide kullanılıyor. Mesela tıpta. Tıpta nerede kullanılıyor? Mesela kulak mikrocerrahisinde kullanılıyor. Artrit tedavisinde kullanılıyor. Ondan sonra bir takım testlerde kullanılıyor. Tümörlü hücrelerin işaretlenmesinde, üretkenliğinin tespitinde, efendim bunun dışında bir takım alerjilerin tespitinde, toksikolojide de tıbbi alanlarda altının geniş kullanımı var.
kimya sanayinde katalizör olarak kullanılıyor. Yani platin gibi altın da geniş çapta kullanılıyor. Karbon monoksit oksidasyonunda, hidrojen sülfür ve SO2'nin ayrıştırılmasında, ozon dekompozisyonunda filan daha birçok kimyasal proseslerde de altın kullanılıyor. Bir diğer sanayi dalı da elektronik sanayi. Çok iyi bir iletken altın. Az önce söylemedim ama bu iletkenliği nedeniyle ve de korozyondan etkilenmemesi nedeniyle elektronik sanayinde bilhassa cep telefonlarında, bilgisayarlarda geniş çapta kullanılıyor dünyada. Bunun dışında hassas optik aletlerin yapımında, mesela Hubble teleskopu büyük miktarda altın kullanılmıştır teleskopunun imalinde. Bunun dışında elektro kaplamacılıkta altın kullanılıyor, dişçilikte altın kullanılıyor, camların izolasyonunda kullanılıyor, hızlı trenlerde, uzay araçlarında, yani teknolojide de geniş. Gördüğüm kadarıyla altının girmediği yer yok. Yani birçok alanda az da olsa kullanılıyor. Bunlar da bayağı arttı, %15 kadar. Bir izleyicimizden bir şey gelmiş, onu hemen size soracağım. Yemeklerde de altın tozu yiyorlar, faydalı mı diyor. Yani o biraz aşırı lüksün şeyi, biraz şımarıklılığında. Yani altın yenir mi? Yani bir zararı yok. Az miktarda alındığı takdirde. Faydası var mı? Yok, yok, faydası da yok. Faydası da yok. Yani ama işte, lüks yaşamak diye bu ne derim? Yani işte lüksün bir göstergesi. Evet, evet. Ama şımarıklığın bir göstergesi. Yani öyle. Evet. Altın yemeği düşünmememiz güzel, lazım. Güzel ama güzel bir evet, soruydu. Onun dışında dünyadaki üretimlerden az önce evet, lütfen. Bahsettim. Dediğim gibi Türkiye'de. Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'ye geleceğiz de dünyadaki siz mesela şimdi bazı ülkeler saydınız işte Güney Afrika dediniz, evet. Amerika dediniz, Rusya dediniz, Çin dediniz, Peru dediniz. Bütün bu ülkelerde yapılan bu altın üretimi dünyanın üzerindeki altın madeninin yaygınlaşmasını ya da altın madeninin ne diyeyim dağılımının oralarda fazla olmasından dolayı mı oluyor? Mesela Avrupa'da çok fazla bahsetmedik. Avrupa yani orada daha fazla altın madeni var da mı burada daha çok çıkartılıyor? Yoksa yani bazı yerlerde altın madeni var ama onlar uğraşmıyorlar, çıkarmıyorlar gibi mi? Şimdi tabii altın cevherleşmesi bazı yerlerde büyük çapta olduğu gibi bazı yerlerde de küçük çapta oluyor. Tabii eski teknolojilerde saf altın dediğimiz, nabit altın dediğimiz altın elde ediliyordu. Nerelerde? Bilhassa dere kenarlarında, kumlarda, onların içinde bir takım elemeyle, suyla altın elemeyle mi? Altın tabii altta kaldığını düşünürsek ağırlığı nedeniyle özgül ağırlığı oldukça fazla bir metal. O şekilde bir ayırmayla gravitasyon bir ayırmayla altın elde ediliyordu. Uzun yıllar bu şekilde. Ve eski çağlarda da hep saf altınlar. Amerikan kovboy filmlerinde gördüğümüz gibi. Ellerinde şeylerle gördüğümüz veyahut gibi. Veyahut da yer altına insanların inip böyle gözleriyle gördükleri saf altını çıkarmaları şeklinde altın üretimleri yapılıyordu. Bugün Afrika'da da yine o şekilde bireysel altıncılar var. Onlar mesela çok daha iptidai bir şekilde tabii alıyorlar altın içeren cevheri, o dibe kavanlarında dövüyorlar, ince hale getirdikten sonra bir miktar suyla ayıklama yapıyorlar, kalanını cıva ile karıştırıyorlar, amalgam haline geçiriyor, ondan sonra da kadınların kullandığı tülbentten geçirerek bu şekilde iptidai şekilde altında elde ediyorlar. Ama tabii cıva biliyorsunuz zehirli bir cıva, çok tehlikeli. Ama Afrika'da bazı yerlerde de bu şekilde altın üretimi yapılıyor. Ama modern madencilik çok daha farklı. Orada büyük yatırımlar gerekiyor. Onlar bu şekilde yapılıyor. Türkiye bu işin neresinde? Şimdi ona gelirsek, Türkiye'de eski çağlarda dediğim gibi altın üretimi oldukça fazla. Romalılar zamanında da altın üretimi geniş çapta devam ediyor. Ve bilhassa o Ege bölgesindeki zenginliğin kaynağı yine bu
altın oluyor yıllarca. Daha sonra Osmanlı döneminde de Türkiye'de altını elde ediyor Çanakkale bölgesinde. Herhalde hiç noktaya geldiği o döneme göre o zamana kadar değil mi? Tabii. Osmanlı altına çok Ege bölgesinde, Gümüşhane tarafında, Elazığ tarafında, Niğde tarafında Osmanlılar devrinde de altın üretiliyor. Genellikle yabancılar tarafından, azınlıklar tarafından altın üretimi yapılıyor filan. En son baktığımız zaman tarihe 1905 yılında 9,5 ton, 1907 yılında 6,1 ton ve en son 1909 yılında 1,5 ton altın üretimine rastlıyoruz kayıtlarda. Hı hı. Ama bunlar hangi bölgelerde ne kadar çıkarılmış, ne şekilde çıkarılmış fazla bir bilgi yok benim. Hı hı. Daha araştırmadık o şeyi, hı hı, konuyu. Daha sonra Cumhuriyet devrine gelince 1931 yılına kadar kimse altından bahsetmiyor. 1931 yılında ilk defa Büyük Atatürk diyor ki Türkiye'de altında vardır, petrol de vardır ve iki sene sonra 1933'te petrol arama ve üretim kurumu ile altın arama ve üretim kurumunu kuruyor ve buna önem veriyor. 35 yılına kadar, 1935 yılına kadar bu kurumlar devam ediyor ama iki sene sonra Atatürk diyor ki Türkiye'de sadece altın petrol değil, diğer madenler de var diyor. Ve MTA ile Etibank'ı kuruyor. Birisi MTA arama yapacak madenleri, Etibank da madenleri geliştirecek. Ayrıca bankacılığı da olacak, finanse edecek şeklinde. Maden teknik araştırma. Evet, birisi MTA, biri Etibank. Bu şekilde devam ediyor ama... Birçok madencilik alanında ilerlemeler yapılıyor ama altında bir ilerleme görmüyoruz. 1985 yılına kadar. 1985 yılında bu maden yasasının değiştirilmesi, yabancı sermayenin teşvik edilmesiyle ülkemize birçok yabancı firmalar geliyor, altın firmaları geliyor. Ve bunlar Türkiye'de aramalar yapmaya başlıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de az önce bahsettiğim Eurogold firması. Ve ilk altın madeni Bergama Ovacık'ta geliştiriliyor. O meşhur gösterilerin olduğu tabii. 1989'dan 2001 yılına kadar süren bir mücadele var. Karşı hareketler var. Neden böyle bir mücadele oldu sizce? Yani Türk insanı genelde baktığınız zaman çok böyle tepki veren insan değildir. Evet. Anlatılabilir. Yani bir siyanür konusu tamam vardı ama onun dengeleri belliydi falan filan. Nasıl böyle bir şey oldu? Şimdi tabii birçok nedenler var. Tabii ki Eurogold adı bence. Zaten yabancılar başladı. Yani 2005 yılına kadar hep yabancılar var. 2005'ten itibaren zaten Koza var. Şu anda Koza dışında diğerleri de zaten yabancı. Siyanür kelimesi üzerinde yoğunlaştı. Siyanür zehirli bir kimyasal. Ama dünyanın her yerinde kullanılıyor. Kimyasalların zaten hepsi zehirli. Önemli olan doz meselesidir. Bilen kimseler uygun dozda kullanırsa bir zararı olmaz. Ama siyanür alıp yerseniz sizi zehirler. Tabii ki yani. Ana neden olarak bu. Ama tabii bunun dışında altının kendisi de üretimi istenmeyen bir madde. Yani altın stokçuları ile altın üreticileri arasında da devam eden bir kavga var. Yani onun da büyük etkisi oldu. Dolayısıyla stokçular diyor ki kimse altın üretmezse biz istediğimiz fiyatta alım satım işlerini yaparız herhalde diye bir düşünce var. Tabii bütün bunlar birleşince ve çevre bilinci de o yıllarda yeni başlıyordu Türkiye'de. Zaten dünyada da 70'lerde başlamıştı ama Türkiye'de başlamıştı 80'leri buldu. Yasal düzenlemeler 90'lı yıllarda çıktı. Neticede bir takım
Yabancıların da etkisi var, medya kuruluşlarının da etkisi var, çevrecilerin de etkisiyle tabii yani, bir mücadele yazılı basında oldu. Da evet. Görsel basında da hep biraz önce de söylediğim gibi hep böyle tek yönlü haber. Evet. Halbuki haberin detayı, nedeni, niçini, nasılını sorularak haberleşmesi lazım. Biz böyle gördük, böyle biliyoruz. Öyle tabii ama... vatandaş da korkutuldu ama öyle bir anlatıldı ki yani siyanür öyle bir zehirdir ki 50 kilometre kare alan içinde hiçbir canlı kalmayacak, siz öleceksiniz, sizin torunlarınız da ölecek, evet. Hiç bitki olmayacak şeklinde propagandalar yapıldı. Fakat neticede bunlar aşıldı. İlk altın dökümü Ovacık'ta 2001 yılında yapıldı. Hmm. 2001 yılından sonra insanlar kendi gözleriyle görmeye başladılar. Altın ne oluyor, zararı nedir, şeyi nedir. Ondan sonra bu hareketler, karşı hareketler oldukça yavaşladı. Şimdi anladığım kadarıyla biraz önceki anlatmalarımızdan bazı izleyicilerimizin merakları hasıl olmuş. Böyle derelerden merelerden altın bulunuyor mu diye soruyorlar. Ama o öyle altın olarak bulunmuyor. Ben gördüm, o altın çamur gibi bir şey. Yani onu ayırmak çok zor değil mi? Bilmiyorum. Yani o durumuna göre değişir. Onları ayıklamak lazım, şey yapmak lazım. Ama yani şu an Türkiye'de o şekilde... altın elde edilecek yer yok. Sadece bir yine Sarp bölgesinde Pomza Madencilik diye bir firma kum üretirken kumun içinden altını buldu. Ayırarak altın üretimi yapıyor ama bunlar cüzi rakamlar yani. Modern madencilik yani bireysel olarak bizim köyde bir dere yok, akıyor onun zor, kenarından zor. Buradan. Onlar kalmadı. Yok, onları halletmişler, kalmamış. Atalarımız onların hepsini aldılar. Onları aldılar. Şimdi ancak modern madencilikle aynen öyle. Yapılabilir. Şimdi Türkiye'de tabii bu Koza grubunun 4 tane proses tesisi var. Bergama Ovacık var. İşte Newmont'tan aldığı. Ondan sonra kendi geliştirdiği Eskişehir Kaymaz var, Gümüşhane Mastra var ve en sonunda Kayseri Himmetli'de de açtığı bir maden var. Koza'nın dışında... Ne kadar üretimi var? Şimdi Türkiye'deki üretim, toplam üretim geçtiğimiz yıl 31,5 ton. Bunun aşağı yukarı 12 ton kadarı Koza grubuna ait. Diğerleri de diğer firmalar tarafından üretiliyor. Diğer bir firma, Kanada firması olan Eldorado Gold'un Türkiye'deki firması var, Tüprak. Onlar Uşak, Kışladağ'da altın üretiyorlar. Kışladağ'ın bir özelliği de Avrupa'nın, hatta Türkiye'nin de en büyük altın madeni Kışladağ. Avrupa'nın da en büyük. Avrupa'nın da en büyüğü. Ve bir de onların İzmir FM Çukuru'nda madenler var. Bunun dışında yine bir Kanada Amerikan firması olan Alasev'in Anagold isimli Türkiye'deki firması da Erzincan İliç'te altın üretiyor. Büyük miktarda altın üreten bu üç firma. Ayrıca küçük olarak Necati Kurmel ile Aydın Doğan'ın Niğde'de bir tesisi var. Gümüştaş diye. Az önce bahsettiğim Pomza Madenciliği'nin var. Bir de 3S'in Eti Gümüş'ün az miktarda da olsa Kütahya'daki tesislerinde altın üretiliyor. Bunun dışında da çok sayıda yerli yabancı firma altın aramalarına devam ediyor. Onlar da buldukları altın madenleriyle ilgili projeler aşamasındalar şu an. Bazıları ileri safhada, bazıları ama üretime geçmiş olanı yok. Üretim yapanlar bu az önce saydığım şirketler. Peki ileriki yıllarla ilgili mutlaka siz Koza Altın İşletmeleri olarak da bir takım ARGE çalışmaları yapıyorsunuzdur. Evet. Türkiye'de bu genişleme olacak mı? Daha açık işlenecek madenler var mı? Türkiye'nin yani altyapısı Anadolu'nun diyeyim ne kadar müsait daha fazla altın üretimine? Şimdi tabii bununla ilgili ODTÜ profesör şu an rahmetli oldu. Aydın Erler isimli bir hocamızın yaptığı bir araştırma var 90'lı yıllarda. O da Türkiye'de 6500 ton altın potansiyeli olduğu söyleniyor ama 6500 ton.
Büyük yani, bir rakam. Çok büyük ama bir rakam. Yapılan bugüne kadar yapılan çalışmalarla 700 ton kadar rezerv belirlenmiş vaziyette. Dolayısıyla daha o 6000'li rakamlara ulaşmak için çok zamana ve yapmak lazım, para lazım. İhtiyaç var değil mi? Evet, aşağı yukarı hesaplanmış. 8 milyar dolar falan diyorlar arama harcaması yapmak lazım ki. Bir müsaade rica edeceğim. Buyurun. Bitirin sözünüzü siz. Bu kadar dediniz. Dolayısıyla şu anki üretimde onu da söyleyeyim. Geçen sene 31,5 ton. Bir önceki sene 33 tondu. Hı hı. Ve şeyden itibaren 2001 yılından bugüne kadar da Türkiye'de 200 ton kadar bir altın üretimi oldu. Peki diyoruz, bir virgül koyuyoruz efendim. Kısa bir reklam aramız var. Arkasından tekrar buradayız. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın hazırladığı Madenciler Dünyası devam edecek. Zakiroğulları Arsa Ofisi, Silivri'de herkesi sadece 27 bin liraya arsa sahibi yapıyor. İstanbul'un gözbebeği Silivri'de imarlı, elektriği suyu başında, doğa içinde göl manzaralı 250 metrekare, 300 metrekare, 500 metrekare ve 600 metrekare arsalar. 15 bin lira peşinat, geri kalanı 12, 24, 36 ay sabit taksit imkanıyla hemen tapu teslim. Her gün ücretsiz servislerimiz mevcut. Her türlü araçlarınızı arsa takasına alıyoruz. Küçük birikimlerinizi büyük yatırımlara dönüştürüyoruz. İrtibat numaralarımız 0212 903 0202, 0212 903 0202, 0533 565 2589, 0533 565 2589, www.zakiroğulları.com. Ekvator Afrikası'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu gorili son kez görüyor olabilirsiniz. Nesli tükendiği için değil, çünkü belgesel kanallarınız yarın kapanıyor. Neyse ki ek ücret karşılığında kanallarınızı tekrar açtırabilirsiniz. Hatta açtıracaksınız, açtıracaksınız, açtıracaksınız. Televizyonunuz sizi uyutmasın. Şimdi doğru bir karar verin, D-Smart'a gelin. Belgesel kanalları dahil en sevdiğiniz ulusal kanalları, yemek ve eğlence kanallarını ek ücret ödemeden HD kalitesiyle seyredin. D-Smart, her televizyona şart. ASM. Milli Eğitim Bakanlığı Özel ASM Müzik Kursu, Emre Saltık yönetiminde ve çeyrek asırlık eğitim tecrübesiyle diplomalı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. ASM. Bilgi, kültür ve sanat yolculuğunda birlikte yürüyeceğimiz tüm dostları bekliyoruz. Adres: Yıldırım Beyazıt Caddesi, Ceylanlar İş Merkezi, No 56 Taksim 4, Yeni Bosna İstanbul. Telefon 551 35 35 551 35 36. Biz bir aileyiz. Ben oğluma pet şişe sürüleri değil, sardalya sürüleri bırakmak istiyorum. 10-15 metrelik havuzlarda değil, açık denizlerde kulaç atsın istiyorum. Her lodos sonrası kumsala taşınan çöpleri değil, o kumsallara çıkan karetta karettaları bırakmak istiyorum. Denizde dökülen ırmakları tertemiz bırakmak istiyorum. Dev birer fabrika borusuna dönmüş olarak değil. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras tertemiz bir deniz. Ama şu an sizin yardımınıza ihtiyacı var. Denizi seviyorsanız ona arkanızı değil yüzünüzü dönün. Çünkü deniz varsa hayat var.
çarpıcı, en sıra dışı. İzlerken şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz, her seferinde daha neler diyeceğiniz haberler işte bu programda. Türkiye'de ve dünyada yaşanan esrarengiz, bir o kadar da ilginç olaylar ve daha fazlası Daha Neler programında ekranlara geliyor. Ezgi Aşıcı'nın hazırlayıp sunduğu Daha Neler, her pazar 14.30'da Cem TV'de. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın hazırladığı Madenciler Dünyası devam ediyor. Evet, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'nın hazırladığı Madenciler Dünyası devam ediyor ve konuğumuzla Sayın İsmet Sivrioğlu'yla altını konuşuyoruz. Dünya üzerinde altın neymiş, altını tanıdık, altın nasıl çıkıyor, o filmlerde hani özellikle Amerikan kovboy filmlerinde gördüğümüz altın çıkartma nehirlerden ya da ne bileyim işte kazdıkları derin yeraltı maden kuyularından, dehlizlerden çıkarmış oldukları altınları ta Mezopotamya'dan bugüne kadar bir özet şeklinde konuştuk efendim. Bunlara ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Az önce bahsettim, yani Türkiye'de altın üretimi şu an 30 tonlar civarında. Geçtiğimiz yıl 31,5 ton, bir önceki yıl 33 ton, daha önce 20'li tonlardaydı. Ve toplam olarak 2001'den bugüne kadar da 200 ton kadar bir toplam Türkiye'nin üretimi var. Hı hı. Ama Türkiye'de altın tamamı ülkede kalıyor. Dışarıya şeyi, bu üretilen altına. İhraç ediyor, şey, ithal ediyor muyuz? Altın ithal ediyoruz. Yani yetmiyor bile diyorsun. Yetmiyor. Aşağı yukarı ortalama 150 ton kadar bir altın ithalatı var. Bazı yıllar bu 200-250 oluyor. Bazı yıllar 80-90 tonlara düşüyor ama 1995'ten 2015'e kadar 20 yıllık toplamı alırsak 3000 ton kadar bir altın. Peki size şunu soracağım, yani Türkiye'de altın kullanımına geleceğim. Ne kadar meraklı olduğumuzu, ne kadar değer verdiğimizi, ne kadar bu konuda farklı farklı zevklere sahip olsak da altın noktasında birleştiğimizi konuşacağız. Ama şunu sormak istiyorum, Türkiye'de insanlar altın işte istiyorlar, yetmiyor, ithal ediyoruz diyorsunuz. Bir ocağı altın üretimine açmak ve o ocağı araştırmak, bulmak çok pahalı bir iş mi? Şimdi oldukça meşakkatli ve pahalı. Uzun süreli mi bir de? Uzun süreli. En az 8-10 sene bir arama yapmanız lazım. Çok sayıda sondaj yapmanız lazım. Sondaja geçmeden önce bir sürü jeologlar tarafından yapılması gereken çalışmalar lazım. Numunelerin alınması, incelenmesi lazım. Uzay fotoğraflarından altın taşıyan kayaçlar nerelerde var, bunların araştırılması lazım. Tabii bütün bunlar, bu aşamalar geçtikten sonra sondaja başlıyorsunuz. Sondaj da yine dediğim gibi 8-10 yıl sürüyor. Yani ortalama bir projeye yine bir 5 ile 10 milyon dolar bir arama harcaması yapmanız gerekiyor. Ve bir de bu harcamalarda altını bulursanız ihya oluyorsunuz. Ama bulamadınız mı, para çöpe gidiyor. Peki şunu soracağım. Devlet ya da bürokrasi destek veriyor mu bu konuya? Neden, ne kadar, hangi noktada destek veriyor? İzinler şimdi, kolay mı? Şimdi hem veriyor hem vermiyor. Ekonomik olarak destek veriyor. Teşvikler oldukça iyi. %50 kadar teşvik vardı, yatırım teşviği vardı. Güzel. Bu sene hatta %70'e çekildi. O bakımdan madencilik yatırımlarına şey var, teşvik var ekonomik alanda. Ama izinler konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aşağı yukarı son 3 yıldır madencilik sektörü sadece altın değil, tamamı da izin almada bir takım sıkıntılarla bürokrasi devam ediyor. Devam ediyor. İzin almada sıkıntılar var. Ha, dediğim gibi az önceki şeye dönersek 100 tane
altın araması yapılan yerden bir tane ancak proje haline geliyor. Yani ben de arayayım bulayım da ihya alayım. Yok yok değil. Yani dolayısıyla artık o küçük madencilerin yapacağı bir çalışma değil. Ama dediğim gibi Afrika'da filan bir takım amalgamlarla şeylerle oluyor ama modern anlamda madencilik yapmak için ciddi bir sermaye, bilgili ekip ve sabır gerektiriyor. Evet, yani her şey bilimle oluyor. Evet. Sonuç olarak da bilginin olmadığı yerde her şey susuyor. Şimdi gelelim altın kullanımına. Evet. Bu arada tabii benim şimdi neyse gelen sorulara da bakacağım tekrar. Altın kullanımı Türkiye'de hani bölgelere ve yörelere göre tasarım açısından farklılıklar gösteriyor. Evet. Ve tabii ki yoğunluk da gösteriyor yine bölgelere göre. Yani bir Ege bölgesindeki altın kullanımıyla Marmara bölgesindeki altın kullanımıyla bir Doğu Anadolu bölgesindeki bir Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir Akdeniz bölgesindeki belki altın kullanımı çok farklı. Yoğunluk açısından da farklı. Siz bunu böyle mi bölgelere göre mi ayırıyorsunuz? Nasıl? Yani siz kuyumculuk sektörüne bu altınları verirken nasıl bir şimdi tabii ayrışım yapıyorsunuz? Nasıl bir harita oluyor? Biz ne yapıyoruz? Altın madencileri önce döküm halinde metali şey gönderiyoruz. Rafinerlere gönderiyoruz. Rafinerler İstanbul'da var. Birkaç tane rafineri var. Ben İstanbul'daki bir rafineriye gidip o altının çamur halinden basıma yani o gram altın haline dönüşümü baştan sona izlemiştim ve inanılmaz enteresan bir olay. Rafinerilerde altın saf hale getiriliyor. Gümüşünden ayrılıyor, bakırından ayrılıyor. Ve ondan sonra da damga basılıyor. Kaç ayar olduğu şeklinde. Türkiye'de genellikle 995 ayar dediğimiz altın kullanılıyor. Saf altın olarak. Ama yurt dışında 4.9 dediğimiz 999.9 ayar yani altın orası daha mı? Tabii ama Türkiye'de şimdi 995 ayarı da zaten düşürüyorlar. 995 ayar aşağı yukarı 24 ayara denk geliyor. Bunu çeşitli takı yapımında ama 22 ayara. Şöyle bir şey derler. Yani ayar yükseldikçe altının yumuşar daha derler. Yumuşar. Altın çok yumuşaktır. Evet. Çok yumuşak. Peki, onun için diyelim ki onun benim için, elimdeki yüzük haline gelmesi onu sertleştirmek için bakır katılıyor, nikel katılır, gümüş katılır ve rengi de ona göre değişir. Öyle mi? Yani tabii kızıl altın olur, yeşil altın olur ve içine. Şimdi mesela şu renk altın diyelim ki şu yüzüğün şeysi çok güzel. Ben onu düşürdüm. Şöyle alabilir miyim arkadaşlar? Almayayım peki. Şunu göstereyim. Şöyle yeşil altın bu. Evet, gümüş varsa yeşil değil, altın olur. Yeşil mi oluyor bu? Yani sarı gibi. Yani biraz öyle sarıya sarı. Yakın ama bu tam kaç 22 ayar mı oluyor? Yok, onlar 22 ayar olmaz. 22 ayar bilezikte kullanılır. Yüzüklerde 18 ayar, hatta 14 ayar kadar da inmiştir. Ha, 14 ayarlar da var canım. Onlar da var tabii ki. Evet. Takı da sağlam olması için aslında. Yani şimdi mesela ben düşürdüm yere, bir şey oldu mu? Yok. Olmadı. Olmaz, hiçbir şey olmaz. Oraya da düşse altın altındır. Tabii sertlik olması için öyle 22 ayar kullanılmaz. Yani bütün bu sertlikler ve kullanılır haline gelmesi, kuyumculukta kullanılır hale gelmesi için rafinerilere gönderiyorsunuz. Yok, önce rafinerilerde kalıp halinde altın oluyor. Kuyumcular onu alıp işliyorlar. Onlar da nerede satılıyor? Altın borsası var İstanbul'da. Altın borsasında alınıp satılıyor. Ve ondan sonra kuyumcular işliyorlar. Yani Türkiye'de aşağı yukarı 250 bin tahmin ediliyor. Kuyumcu adedinden bahsediliyor. Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Hemen hemen her kasabada var. Geniş atölyeler var. Büyükler var, küçükler var. Ve takılarda da dediğim gibi bölgesel farklılık şeyden oluyor. Bazı bölgelerde 22 ayar, bilhassa güneydeki ve Karadeniz bölgesinde 22 ayar. Ah, kırmızı değil mi? Yok. Değil. Daha yumuşak. Daha yumuşak. Daha yumuşak oluyor. Ne kadar çok bilgi sahibi olduğum belli oluyor bu arada. Şeyde diğer bölgelerde, batı bölgelerinde daha çok 18 ayar daha düşük tercih ayar ediliyor. Tabii niye altın kullanılıyor? Biliyorsun malum takı bir güzellik aracı olarak kullanılıyor. Ama bunun yanı sıra ülkemizde yatırım aracı olarak da kullanılıyor. Bir güvence
Bilhassa kırsal kesimde kadının en büyük güvencesi altın oluyor. Çünkü erkeğin hakimiyeti olmuyor altın üzerinde. Genelde kadın üzerinde de taşıyor. Kadının üzerinden altın almak ayıp sayılıyor. Ancak çok çok o zaruri şartlarda o altın alınabilir. Büyük bir yatırım yapılacağı zaman hastalıkta, sağlıkta, ama keyfi olarak o altına dokunulmaz. Ve kadın onu üzerinde genellikle taşır, bilezik olarak taşır, boynuna takar, taşır. Dolayısıyla da bir güvence olarak, bir yatırım olarak geniş çapta muhafaza ediliyor. Ne kadar var? Onunla ilgili tabii doğru dürüst bir hesap yok. Çünkü yastık altı. Yastık altı. 2500 ton deniyor. Yastık altı dediğimiz üstünde. 3500-5000'e kadar çıkıyor bu tahminler ama kesin bir rakam yok. Yani zor zaten. Çok zor. Bu böyle şey sayım yapar gibi altı sayımı yapmak lazım yani herhalde. Yani şimdi bankalar toplamaya çalışıyor bir miktarını. Bankalara getirin, efendim hesap açalım falan diyor ama o çok cüzi bir miktar toplanabildi. Ama insanımız genellikle üzerinde bulundurmayı tercih ediyor. Evet ve şeydir yani o kırsal kesimdeki bilezik 22 ayar olacak. Çok fazla üzerinde şey olmayacak, ne derler, işleme olmayacak. O işlemeler çünkü değer kaybına sebep oluyor tabii, satışta. Tabii. Yani alırken satarken çok fazla kayıp olmayacak modeller, doğru, tasarımlar daha rağbet görülüyor. Doğrudur. Değil mi? Evet. Yani özet olarak söyleyeceklerim bunlar. Sorular varsa. Tabii olmaz mı? Yani şimdi o kadar çok soru var ki daha çok tasarımla ilgili sorular geliyor. Ama tasarım konusunda sizin konunuz değil tasarım konusu. Altına olan yatırım ve bir de bakın bir başka soru var. Dünya üzerinde altın fiyatlarının diyor yükselmesi altının az çıkmasından mı diyor? Ben cevap verebilirim ama siz verseniz daha iyi olacak. Şimdi tabii altın az üretiliyor. Yani dediğim gibi topu dünyada üretilen altın bir önceki yıl 3100 ton. Ki bu bayağı arttı. Daha önce 2400-2500 ton mertebesinde bir üretim vardı. Dolayısıyla nadir bulunan ve az üretilen bir şey. Ama stoklara baktığımız zaman büyük miktarda var. Az önce de söyledim. 183.600 ton altın üretildiği varsayılıyor ve bunun da aşağı yukarı %80'i %90'ı şu an yeryüzünde çeşitli kişi ve gruplarda bulunuyor. Dolayısıyla bir öncesi az bulunması. Evet. Nedeniyle. Evet. Şimdi tabii ki alım satımının da oranının yüksek olmasıyla arz talep meselesi olarak fiyatlarda dalgalanma görülüyor. Ve çok uzun zamandır altın fiyatları ciddi bir dalgalanma halinde. Bu da özellikle sizi pek ilgilendiren konu değil belki ama kuyumculuk sektörünü stabil olmaması altın fiyatlarının kuyumculuk sektörünü rahatsız eden olaylardan bir tanesidir. Ekonomik olaylardan tabii bir tanesidir. Tabii altın şimdi genelde emtia dediğimiz metaller ve diğer bütün mallar da ekonominin genel kuralı arz taleptir. Evet, arz talebe göre değişir. Ancak altına geldiğimiz zaman 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 arz talep etkiliyor tabii ama arz talebin yanı sıra krizler altın fiyatını belirliyor. Gerek ekonomik krizler, gerek siyasi krizler altın fiyatının artmasında büyük rol oynuyor. Bir de tabii merkez bankaları var. Merkez bankaları da altın bulunduruyor. Aşağı yukarı şu an dünyadaki merkez bankalarında yine 40-45 bin ton altın bulunduğu ifade ediliyor. En fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde var 8300 küsur ton. Sonra Almanya geliyor, IMF geliyor ve diğer birçok ülkeler geliyor. Türkiye'de de geçtiğimiz yıllara kadar bir 116 ton kadar altın vardı. Bu zaman zaman Cumhuriyet evine bakarsak 200 tona kadar çıktığı da olmuştu ama genellikle 100-120 arasında değişmişti. Fakat son 2 yıl içinde Merkez Bankamız da altın alımlarını arttırdı. Yani şu an 500-550 ton arasında Merkez Bankamızda da altın bulunuyor. Tabii
Merkez bankaları da zaman zaman altın satışları yapıyorlar. Hı hı. Ülkelerin ekonomik politikalarına göre. Dolayısıyla o da altın fiyatlarını etkiliyor. Yani dediğim gibi altın fiyatlarını etkileyen tek bir faktör sayamayız. Söz konusu. Çok. Şimdi ilginç bir soru daha var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki izleyicimiz, bazen yerlerde Osmanlı paraları, altınlar çıkıyor, hazineler çıkıyor. Bunlardan bilgileriniz var mı? Ama o altın madeni değil tabii yani. O evet. Hazine bulunması. Yani bulunabilir tabii. Ha, tabii onlar ne oluyor diyor. Onları derhal hükümet yetkililerine, devlet yetkililerine haber vermek lazım. Yoksa suç. Evet. Yani, evet. İzinsiz define aramak da suç. Bulunduğu takdirde haber vermemek de suç. Öyle bir şey olursa. Bir aramak da suç yani. Tabii önce de izin almanız lazım define aramak. Ben define arayacağım diyorsunuz. Öyle olmaz. Olmaz öyle. Arkeolog evet, ama o bizim konumuzun dışında. Tabii. Yani onu da söylüyor izleyiciler ve keşke biz de diyor bir tane izleyicimiz de gitsek diyor şeye derik dereden bulup çıkarabilsek baştaki şeyi bir daha tekrarlarlar mı diyor. Hani söylediniz ya Güney Afrika'da bireysel nasıl çıkıyor diye. Yok ama Türkiye'de yok maalesef. Yok böyle bir kalmadı. Şey. Onlar kalmadı. Bireysel yapıyorlar tülbentlerden evet, falan geçiriyorlar ama yok. Yok o şekilde kalmadı. O şekilde kalmadı. Peki biraz yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz Sayın Sivrioğlu. Şimdi benim size sormayı unuttuğum sizin ilave etmek istediğiniz altınla ilgili, koza altınla ilgili, yapılan çalışmalarla ilgili ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz neler var? Ya az önce de belirttiğim gibi Türkiye'de madencilik açısından altın potansiyeli oldukça fazla. Ama bunların teşvik edilmesi lazım. İzinler konusunda kolaylıklar gösterilmesi lazım. Ve tabii ne kadar altın araması yapılırsa o kadar iyi. Daha çok altın üretme imkanına kavuşuruz. Peki son olarak da şunu sorayım. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı olarak siz altın üretimine ne gibi katkılarda bulunmaya çalışıyorsunuz ve nasıl konuşuyorsunuz oralarda neler? Yani yurt madenciliği tabii altın değil konusu. Tabii bütün Türkiye'deki konusu. Bütün madenlerle biz bugün altını konuşuyoruz. Bu madenciliğin gelişmesi için neler yapılması lazım? Madencilerin sorunları dinleniyor. Madencilerle ilgili bir takım toplantılar düzenleniyor. Ondan sonra yasal düzenlemelerde çalışmalar yapılıyor, takip ediliyor. Ayrıca şeyler, üyeler bilgilendiriliyor. Görüşler varsa bunlar hükümet yetkililerine iletiliyor. Ondan sonra madenciliği teşvik için bir takım yarışmalar düzenleniyor. Bir takım okullarda kitaplar dağıtılıyor madenciliğin önemine anlatıcı. Bunun, çocuklar, gençler, evet, gençler madenciliğe önem bunu. Versinler, bilgi sahibi olsunlar diye. Yani şu an madenciliğin girmediği bir alan yok hayatımızda. Aynen öyle, aynen öyle. Her şey maden. Etrafımızda evet. Gördüğümüz her şeyde maden var sonuç olarak. Ve yine de şunu da sormadan geçmeyeceğim. Avrupa Birliği'nde de bir göreviniz var. Oradaki çalışmalarınız nasıl oluyor? Avrupa Birliği'nde şey var, Euromine diye bir madenciler derneği var. Oraya üyeyiz. Onun toplantılarına da katılıyoruz. Tabii orada da Avrupa bir takım arayışlar içinde. Bir tarafta çevre kuralları oldukça katı ve önemli. Bir taraftan da Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda ham madde ihtiyacı ön planda oluyor. Dolayısıyla gelinen noktada Avrupa hem çevreyi bozmayacak hem de altın olsun diğer madencilik konularında da çalışmaları hızlandırma eğiliminde. Evet, bu tür çalışmalar gidiyor diyorsunuz ama evet. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği üyeleri arasında çok fazla altın madeni üreten ülke çok az gibi az sayıda var. Bilhassa İskandinav ülkeleri var. Norveç, İsveç, Finlandiya oldukça iyi durumda. İrlanda var. Portekiz, İspanya var. Bunlar var. Aslında büyük madenler Romanya'da ve Yunanistan'da var ama maalesef bir takım çevre hareketleri ve yasal sıkıntılar nedeniyle onlar henüz faaliyette değil.
Umuyoruz, diliyoruz ki önümüzdeki günlerde oralarda da bu faaliyetler artar ama asıl bizim beklediğimiz tabii ki Türkiye'deki o değerin toprak üzerine çıkarılması ve Türkiye'nin ekonomisine sahip olacak, katkıda bulunacak boyuta gelebilmesi, en azından altın ithalatını çok daha az seviyelere düşürebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki sizin biraz önce söylediğiniz gibi bürokratik engellerin azalması ve yine de sektörün içerisindeki belki oradaki çalışanların, oradaki oyuncuların sayısında da belki biraz artış olmasında da fayda var. Değil mi? Rekabet artırılması lazım. Artış rekabeti güçlendirir diye düşünüyorum. Doğrudur. O da o sektör için doğru bir harekettir. Evet. Sizin izleyicilerimize bir alas mandık deyin, ondan sonra kapatalım efendim. Peki sayın izleyiciler, teşekkür ediyorum. Cem TV'ye de bana bu fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hanım'a da. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sayın İsmet Sivrioğlu sabahleyin ayağın tozuyla Ankara'dan kalktı, bu program için buraya geldi. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık. Bizi de bu konuda bilgilendirdi efendim. Evet, haftaya biz yine Yaşamın İçinden programıyla sizlerle birlikte olacağız. Cumartesi pazar sabahları 09.30'da. Bekliyoruz efendim kahvaltı tadında. Hoşçakalın. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın hazırladığı Madenciler Dünyası sona erdi.